Önce biz başlayalım usta. Kimse karışmasın. Sadece dediğimi yapın. Thank you.
Buraya gelmeyi ben istemedim. Farkındasındır herhalde. Ne fark eder ki? Misafirsin sen. Amirim. Davutpaşa evde sizi bekliyor. Hayırdır? Önemli bir şey mi? Bir bilgim yok efendim. Paşam. Mustafa. Senin ne işin var burada? Ben de hiç bilmiyorum. Anlatacağım. Farah. Leyla, siz içeri geçin. Sen de mi burada kalıyorsun? Kalmıyordum. Ama artık burada kalacağım. Biz bugün Mustafa ile nikahlandık. Ya. Bilmiyordum. Tebrik ederim. Sen evdesindir diye Farah'a getirdim. Lakin Leyla'yı karşında görünce... Paşam. Biz nikahlandık. Gıyasettin babanın da vasiyeti vardı. Padişahımız emretti, evlendik. Alelacele oldu, kusura bakma. Ne olur. Baba ile oğul arasında kusur mu olur Mustafa? Leyla kızım bir oğlan doğurur. Sen de beni sünnetinde kirve yaparsın. Ödeşiriz. Başım üstüne. Bak. Kardeşler Teşkilatı Farah'ın peşine düşmüş. Çarşı pazar istihbarat topluyorlarmış. Nerede bu kız diye. Celal. Çakal sürüsünün başı Celal en başta. Hitler yolunu kesti az önce. Demek ki Farah'ın burada olduğunu bilmiyorlar. Mustafa, Farah için çok emek harcadık. Sen, ben, Leyla, özellikle de Leyla. Farah'ı o çakal sürüsünün elinden kurtarmak için çok uğraştık. Allah için Farah da uğraştı, didindi. Gerçi teşkilatın emniyetli evlerinden birine götürüp başına 10 tane adam dikebilirdim. Allah biliyor ya, gönlüm razı olmadı. En emniyetli yerin burası olduğunu düşündüm. Buraya geldim. Peki kendi evine niye götürmedin? Haklısın. Götüremedim işte. Belki. Belki bir gün anlatırım sana bunu. Buraya getirdim çünkü siz akransınız. Birbirinizin dilinden anlarsınız. Konuşursunuz diye düşündüm. Benim gibi adamın o yaşta bir kızla konuşacak nesi olur ki?
bütün bunlar. Leyla'yı burada görene kadardı tabii. Sizin ilk gecenizde pek de doğru olmadı. Estağfurullah paşam. Sen öyle münasip görmüşsün. Sen tamam diyene kadar da ağırlarız. İçini ferah tut. Hem hastanede, zindanda birçok kez vakit geçirdiler. Çoktan arkadaş olmuşlardır. Ben pek beğendim Server. Ne dersin? Arzu ettiğiniz gibi olmasına pek sevindim Yücef. Pardon, Miloş Efendi. Sadece? Pertev gazetesinin muhalif bir gazete olduğu işitilince makale vermekten vazgeçen muharrir ve münevver takımını ikna etmek oldukça zor oluyor. O müşkilatlar zamanla aşılır Server. Bunca vakittir mahalle kıraathanelerinde dillendirdiklerini şimdi ahalinin tartısına çıkartacaklar ve altına da mühürlerini basacaklar. İşimize bakalım. Tevdi ettik değil mi gazeteyi her yere? İstanbul'da neşriyat satan her yerde Pertev gazetesi var. Ayrıca 150 kadar seyyar satıcı velet ayarladık. Anadolu'ya kafi miktarda yolladık. İmparatorluk topraklarında da belli başlı şehirlerde birkaç günlük tehirle bulunabilecek. Bilhassa Selanik, Şam ve Bağdat demiştim. Şam'a ve Bağdat'a ziyadesiyle yolladım. Kalan olursa da merkezi mahallelerde bila ücret dağıtılmasını söyledim. Selanik'te hakeza. Bravo Server. Bravo. Pek yakın bir vakitte postacılar Pertev'de neşredilsin diye haber ve makalelerle dolu mektuplarla aşındırmaya başlarlar kapımızı. Bravo. Padişah gazetemizi nasıl karşılayacak acaba? Padişah sabah ilk iş olarak tetkik etmiştir gazeteyi Server. Ordu içindeki huzursuzlukla ilgili haberi de okumuştur o halde. O hususta zaten malumat sahibidir padişah. Osman'ın tahtında gözü kapalı oturanlar gözlerini bir gün ya zindanda açacaktır ya da sürgünde. Padişah bunu iyi bilir. Bilmediği ise başın arkasında kimin olduğu. Davut Paşa eminim bir liste takdim etmiştir padişaha. Boris Zaharyas'ın da adı var mıdır acaba o listede? Padişah'ın pek kıymet verdiği bankasının başındaki Boris Zaharyas mı? Umalım ki olmasın Server. Olmasın ki Boris istediği gibi at koştursun. Şimdilik. İhtilal için hazırız. Vakit geldi. Bundan tam bir sene önce Osmanlı'nın âli menfaatleri için zat-ı şahaneleri himmetinde başlattığımız teşebbüsün hazırlıkları tamamlanmış olup hakkınız olanı almak için harekete geçme zamanı gelmiştir. Uğruna canımızı vermeyi şeref saydığımız bu cihan imparatorluğu sizin sayenizde layık olduğu güce ve itibara kavuşacaktır. İhtilal için hazırız. Vakit geldi şehzade. Vakit geldi şehzade. Thank you.
Padişahımız Efendimizin kerimesi Neslihan Sultan'ın kaçırılması hadisesinde bizzat Osmanlı istihbaratı zabitlerinin dahli olduğu şüphesi Eyyub. Yani Padişah Efendimizin müsaadesi olduğunu bilmesem, Allah Allah, bu ne cüret? Anneciğim, Mustafa abi ve Leyla ablanın düğünleri olmayacak mı? Aa, olmaz olur mu kızım? Saffet Ağa'ya söyledim. Hazırlıklar başladı bile. Mustafa abinle Leyla ablanın güzelliklerine yakışır şekilde düğünleri olacak inşallah. Sen merak etme. Bunu işitince çok sevinmişlerdir. Daha işitmediler. Ama işitince çok sevineceklerdir eminim. Merak etme sen. Gıyasettin babanın çocuklarını kurtarınca Mustafa. Kadı Gıyasettin'in vasiyeti diye bir an önce olsun istemiş Nur Sultan. İyi yapmış bence. Mustafa'ya kalsa kim bilir daha ne kadar nişanlı kalacaklardı. Hemen de bir çocuk yaparlar. Bizimkiyle kardeş kardeş büyür işte. Ben kimselere vermem çocuğumu. Onunla beraber kendim büyüyeceğim. Yani kendim büyüteceğim. Okyanus gözü karım benim. Eline sağlık Leyla. Afiyet olsun. Eline sağlık. Yardım edeyim mi? Olur mu öyle şey? Bırak. Misafirsin sen. Kahve içer misin Mustafa? Yok Leyla. Farah sen? Ne yok içmem ben sağ ol. Hatta ben artık yatayım sizi karı koca baş başa bırakayım. Beni kardeşler teşkilatından ve Celal'den korumak için bulduğunuz harika fikir. Beni evine mi kapatacaksın? Fikir benim fikrim değil. Kimseyi kapatma niyetim de yok. Ben ne yapıyorum burada o halde? Davut Paşa böyle münasip gördü. Elden bir şey gelmiyor. Görünen o ki Leyla pek münasip görmüyor. Bununla ilgili ne yapmayı planlıyorsun? Farah, söyledim fikir benim fikrim değil. Anladın mı? Leyla bir misafiri ağırlama konusunda gayet iyidir, bu bir. İki, yatıyor. Sabah konuşalım. Tamam, ben hallederim. Arkandaki divanda yatabilirsin. Mustafa. Allah rahatlık versin. Sana da Allah rahatlık versin. Çok
Çok birikmiş anlaşılan konuşacaklarınız. Allah rahatlık versin Leyla. Yatıyorum ben. Yatıyor musun? Peki. Allah rahatlık versin. Ben Farah'la çocukları bulmaya gideceğim. Farah mı? Ben mi? Eğer istersen. Demek bana bu kadar güveniyorsun. Yok. Şu ata bile senden daha fazla güvenirim. Bir Allah'a bir kendime güvenirim. Gide bana. Zindanda epey hayal etme fırsatın olmuş. Oldu. Aynı zamanda daha evvel fark etmediğim hakikatleri fark etme fırsatım oldu. Ne oldu? Neden durduk? Sen bu silah külah işlerini bırak da evinin hanımı ola. Sen bugüne kadar bilmediğin bir boşluğu bekleyerek yaşadım. Seni yerinde olsam bugünden sonra da bildiğim boşluğu beklemenin hazzını yaşardım biraz. Sen seferini zaferle sonuçlandır. Ben de ailenin kim olduğunu söyleyeyim. Davut Paşa, ben sözümü tuttum, çocukları bulduk. Siz sözünüzü tutacak mısınız? İstihbaratın başında Davut Paşa olmasaydı bu kıyamet çok daha erken kopardı. Değil mi Cebel? Ne diyorlar böyle bir durumda? Her şeyde bir hayır var derler Boris Efendi. Şehzade bu işin altından tek başına kalkabilecek mi? Yani sizin ona verdiğiniz vazifeleri... Ben hiç kimseye altından kalkamayacağı bir vazife vermem. Yani vermemiştim padre. Ama şu kural hiç değişmedi. Eğer vazifelendirdiklerim vazifelerini unutursa... ben de cenazelerine katılmayı umut veririm. Ha bak, biz Esat Paşa'nın cenazesine katılmayı unuttuk, değil mi? Boris Efendi, misafiriniz geldi. Paşa. Umarım gecenin karanlığına sığınarak geldiniz. Elbette, dikkat ettim. Gören olmadı. Görse de fark etmez zaten bu saatten sonra. Buyurun. Şş,
Şehzade Efendi yoklar mı? Müstakbel sultanımızı buraya getirtecek kadar edep bilmez mi sandınız beni? Zaten sizinle yarın sabah ilk iş kendilerini ziyaret edeceğiz paşa. Hazırlıklar ne durumda paşa? İhtilale hazır mıyız? Birlikler nasıl? Hallerinden memnun mu? Birlikleriniz hazırlar. Emirlerinizi bekliyorlar. Sizin emirlerinizi paşa. Sizin emirlerinizi. Ben ancak ricada bulunurum. Yeni çiftliğinizi beğendiniz mi? Eksik olmayın Boris Efendi. Çok cömertsiniz. Büyük hediye oldu. Sağ olun. Güzel. O halde yarın sabah Şehzade Efendi ile görüşmeden önce son kez planların üzerinden geçelim mi? Zahmet etmişsin. Erken kalkmıştım. Daha müsaade almadan hazırladım, affedersin. Size afiyet olsun. Benim çıkmam gerek, ellerine sağlık. Benim de hastaneye gitmem gerek. Sağ ol. Kolay gelsin. Akşama istediğiniz bir yemek var mıydı? Zehirlemek de bir çözümdü tabii. Ancak bütün teşebbüslerimiz boşa çıktı. Siz bunu yakinen biliyorsunuz. O yüzden bu işi silahlarının refakatinde yapmaktan başka bir yol kalmadı şehzadem. Paşam bütün birlikleriyle birlikte emirlerinizi dört gözle beklemekte. Şehzade Efendimizin her daim emrindeyiz. Emin olun ki şehzadem, bu planın her detayını en ince ayrıntısına kadar defalarca gözden geçirdik ve harekete geçmek için en doğru zamanın padişahın Tekirdağ'ına yapacağı ziyaret sırasında olduğuna ikna olduk. Böylelikle Tekirdağ'ında olacak bu hadisenin haberi Dersaadet'e henüz ulaşmamışken siz hakkınız olan tahta oturacak ve mührü parmağınıza geçireceksiniz. Teveccüh ediyorsunuz şehzadem. Ama eğer siz beni yanınızda bulundurmayı münasip gördüyseniz, bana düşen bu şerefli vazifeyi bir an bile tereddüt etmeden kabul etmek olacaktır. Ne dedi? Sadrazam olmamı istiyor. Nasıl olacak bu iş Mustafa? Hep bizimle mi kalacak? Gülecek bir şey mi var bu söylediğinde? Farah da aynı şeyi sordu dün gece. Ha, sorunun cevabını Farah'a verdim, sana veremem diyorsun. Anladım Mustafa. Leyla. Konuşacağım Davut Paşa'yla. Şam'daki karargâhtan gelen istihbarat malumatları nerede? Hemen getireyim efendim. Getir. Şerefsizler. Kimmiş lan onlar? Neredesin oğlum? Leyla'yı hastaneye bıraktım. Evlilik nasıl gidiyor? Kalabalık. Anladım. Efendiler. Dışarıdaki isyanlar yetmiyormuş gibi içeridekilerin de bir tık anlanmaya başladı anlaşılan. Takip aldığımız birlik. Ta kendisi. Tebdiyle hava alan askeran dahi vaktinden evvel dönmüş birliğine. Demek ki bir yerden emir geldi bunlara. Belki de en üst rütbeden. Paşadan. Diyelim ki isyana paşa teşvik etti.
Peki sonra ne olacak? Kendisi mi geçecek tahta? Hanedandan bir şehzadeyi geçirecek. Mustafa, senin şehzade bu işin içinde olmasın? Adam gelmiş. Hoş gelmiş. Çok yorulmuşsunuzdur. Kim yazmış bakalım? Muallim Eşref Hüsnü. Selanik Derüştiyesi'nde cebir dersleri okuturmuş. Sultan Hazretleri'nin gözünden alak olma cihetiyle sersefil bir hayat idame etmeye mecbur bırakılan kır ahalisi. Nasıl buldunuz? Hemen ikinci sayfaya koyalım bu makaleyi. İsteyelim yeni makaleler de göndersin bize. Mektubundan 8 makale daha çıktı. Gördün mü bak. Neşredecek makale bulamayız diyordun. 8'er 10'ar yolluyorlar. Hakkı haliniz varmış. Sen feneri yak. Ateş böcekleri yolu kendileri bulacaktır Server. O halde matbaaya yollayayım bunları. Yolla. Emredersiniz. Ben geldim. Şerzan, ben de seni bekliyordum. Gel. Bay Miloş. Ne kadar iyi gözüküyorsunuz Bay Miloş. Çok iyiyim. Çünkü Şerzan, işler istediğim gibi gittiği müddetçe iyi olacağım. Buyur. Teşekkürler. Sen de iyi görünüyorsun. Şehzade efendimiz nasıllar? Keyifleri çok yerinde maşallah. Saltanat mühürünü alacağı günün heyecanıyla gözüne uyku girmiyor. E olanlar da bana oluyor tabii. Barış'la sık görüşüyorlar mı? Hemen hemen her gün. Büyük gün yaklaşıyor öylese. Benden bahsediyorlar mı hiç? Belki bir defa. Daha çok meclisten bahsediyor. Çok takdir ediyorum Barış Saryası diyor. Bırak istihbarat teşkilatını, bir yıldır ne yaptı ne etti, teşebbüsümüzü yüce meclisten bile sır gibi saklamayı başardı diyor. Efendiler, 1000 yıllık oyunun kaideleri değişiyor. Kaideleri koyan ve değiştiren kim ise el üstünlüğü de ondadır. Misal ayak topu, İngiliz keferesi. He? Ali bir gözünü seveyim ya. İşte bu sebeple biz de değişen kaidelerine göre oynamak mecburiyetindeyiz oyunu. Aksi takdirde bizi oyunun dışına atmaları an meselesi. Doğru. Bu sebepten elimizdeki bütün enstrümanları seferber etmemiz icap ediyor. Mustafa'm, davulla zurnayla mı gireceğiz oyuna? Bu enstrüman enstrüman demiş. Ben başladım bile. Benim niye bir şeyden haberim yok? Diyorum ki paşa,
Şu kaideleri değiştirmeye çalışan ısımlarımızı bir yoklayalım. Ben bir şehzadeye uğrayayım. İsabetli olur. O neymiş? Fıstıklı mı paşam? Bir yoğurt paşam ben şey yapayım. Gel misin kardeşim? Yemem Ali. Nereden edindiniz bu malumatı? Ben Deniz Devleti Osmanlı'nın istihbarat teşkilatındayım şehzadem. Onun farkındayız elhamdülillah. Kastımız, madem bu malumat elinizde vardı, neden şimdiye kadar harekete geçilmedi? İstihbari mevzular iğneyle taş kırmaya benzer şehzadem. Eğer kazmayla girişirseniz, arada saklı kalmış damarları bulamazsınız. Biz de başkaldıranların en tepesindekini bulmadan vazifemizi layığıyla yapmamış sayacağız kendimizi. Başkaldıranların en tepesine ulaştığınızda karşınıza çıkan en yakınınızdaki olursa mesela? Devletimizin bekası ve şanlı istikbali için başkaldıran babamız dahi olsa gözünün yaşına bakmayız şehzadem. Kaldırdığı başı gövdesinden ayırırız evvelallah. Şimdi sıra sende. Nedir bu? Bilemiyorum Süreyya Hanım. Çocuğun biri getirdi. Ali'den mi gelmiş? Ali'dendir tabii. Kimden gelecek başka? Bu ne böyle? Deli bağlar gibi bağlamış. Şeyim yok. Bombayı pencereden atmayı başardım. Siz iyi misiniz? Ethem efendi. Git bak dışarıda birine bir şey olmuş. İyi olduğuna emin misin? İyiyim.
pusula falan var mıydı kutuda? Görmedim. Getiren bir şey söyledi mi? Kimden gelmiş? Hayır. Elime tutuşturdu, kaçtı gitti. Süreyya Hanım, her şey yolunda. Merak edecek bir şey yok efendim. Sadece komşular çok korkmuşlar. Güzel. Ali'ye hiçbir şekilde bir şey söylemiyorsunuz. Lüzum ederse ben izah ederim. Yine başına bir iş açmasın. En son Anita'ya yaptıklarını biliyoruz. Anita. Pek neşelisin bugün. Almanya'ya gitmeden önce iyi bir haber bekliyorum ondan. Daha gelmeden iyi olduğunu nereden biliyorsun haberin? Hayal ediyorum. Hayali bile iyi geliyor. Süreyya.